Bismillahirrahmanirrahim. Sayı ve temizi. AÖF İlahiyat Arapça 4 ünite 1. El-i'dadu ve temyizuha. Temyiz açıklayıcı kelime demektir. Neyi açıklıyor? Bir kapalılığı açıklıyor, gideriyor. Bir de mümeyyez var. Yani kapalılığı giderilen, kapalılığı açıklanan kelimeye mümeyyez. O kapalılığı açıklayan kelimeye temyiz demekteyiz. Mümeyyez iki çeşit olabilir. Bir melfuz yani telaffuz edilen olabilir. Ne diyor? Temyizden önce zikredilen zahir. Zahir ile açık aynı manada. Zahir mübhem. Yani açık mübhem. Mübhem kapalı demektir. Açık kapalı diye bir karambole de düşmeyelim. Buradaki zahir yazıda yer alan demektir. Zahirden kasıt yazıya yazılmış yani şurada selasine nasıl görüyorsak bunlara temyiz o şekilde pardon mümeyyiz o şekilde görebiliriz demektir. Zahir yani açık bir daha yani diyelim yani yazıda yer alan. Mübhem kapalı bir kapalılık söz konusu. Kapalı olan bir isimdir. Buna mümeyyiz diyoruz. Yani mümeyyiz fiil değildir. Evvela bir isimdir. Bir de melhuz yani anlaşılan mümeyyiz vardır. Bu daha çok cümledeki kapalılığı gidermek için kullanılmaktadır. Değişik adları da var. Bunları ileride daha da açıklayacağız. Mesela dâbesil garretu. Dâbe hoş oldu, güzel oldu. Ne? El garretu köy. Köy hangi yönden güzeldir, iyidir? Hevaen, hava yönünden. Bir kapalılık var değil mi şimdi? Köy güzeldir, iyidir. Köy hangi yönden iyidir? Yani insanların iyi olması bakımından mı orada bulunmak iyidir? Yoksa köyün yüz ölçümü açısından mı? Yanında suyun bulunmasından mı? Ne hangi yönden? Bulunduğu yani iyilik yönü nedir? Hava yönüdür diyor. Burada farklı bir şey de olabilirdi. Bir de ne denilmiş? Melfuz mümeyyez dörde ayrılır. Melfuz mümeyyizin dışında kalanlara melhuz mümeyyiz diyeceğiz. Öyleyse melfuz mümeyyizi iyi bilmeliyiz. Melfuz mümeyyiz dörde ayrılmıştır. Mümeyyiz unutmuyoruz. Kapalılığı giderilen kelime. Yani kapalı olan bir isim. Ağırlık olabilir. İştaraytu, iştara fiil, tu fail. Ben satın aldım. Ne satın aldım? Ciramen, bir gram satın aldım. Bir gram ne satın aldın diye karşıdaki muhatabın zihninde bir soru oluşur. Yani dışarı çıkıp birisine bir gram satın aldım dediğimiz zaman kimse tam olarak anlamaz. Bir gram ne yani ne aldın diye sorarlar. İşte zehaben bir gram altın satın aldım. Zehab ne yapmıştır? Temizdir zehab evvela. Mümeyyiz hangisi? Ciramen. Çünkü gram kapalı bir kelime. Yani bir gram ne? Zümrüt de olabilirdi, yakut da olabilirdi, farklı bir şey olabilirdi yani. İşte zehap diyor yani, manayı zehap yani altındır diye açıklanmıştır. Mümeyyez, ciram, temiz, zehap. Zeheben yani. Burada ne dedik? Kapalılığı giderilen kelime ciram dedik, kapalılığı gideren kelime zehep. Bir de yani burada ne var? Ağırlıktır değil mi? Ciram bir gram. Yani ağırlık bildirdiğinden ağırlık ölçüsü kısmına girmekte. Ama unutmuyoruz. Melfuz mümeyyizin ağırlık birimine girdi ciram. Ciram yerine başka ne olabilirdi? Yani gram yerine kilo da olabilirdi. Ton olabilirdi. Farklı şeyler olabilirdi. Hacim ölçüsü olabilir. Şeribtu, şeribi, fiil, tu, fail. Ben içtim. Ne içtim? Küben, bir bardak içtim. Bardağın kendisi içilemez yani. Bir bardak içtim denildiği zaman elbette bir bardak dolusu bir şey, bir sıvı madde içildiği anlaşılır. Ama içilen şey nedir? Ayran mıdır, kola mıdır, şu mudur, bu mudur? Bir kapalılık var. İşte maen, sudur. Maen, madem ki kapalılığı açıkladı, öyleyse nedir? Temizdir. Mümeyyiz hangisi? Şu. Çünkü bir bardak ne? Belirsiz. Uzunluk ve alan olabilir. Ba'e sattı. Ni bana mef'ul ni. Kim sattı? Et-taciru tacir sattı. Fail. Peki ne sattı? Mitran bir metre sattı. Bir metre ne sattı? Kumaş mı sattı? Ne sattı? Sufen, yün sattı.
Öyleyse sufen ney? Temiz. Mitren nedir? Mümeyyezdir. Nasıl bir mümeyyez? Evvela melfuz kısmına girmekte alt kategori olarak nereye girer? Uzunluk, alan diyebiliriz. Melfuzun bir de nesi var? Sayılar kısmı var. Sayılar kısmı esasen konumuz bu zaten. Yani burada ne yapıldı? Bir giriş yapıldı ve konu bulundu. Yani melfuz mümeyyizin sayılar kısmını işleyeceğiz. Metni kavram alıştırmalarını geçiyoruz. Çünkü şık yok. Böyle bir soru çıkmayacağını herkes biliyor. İkiye baktığımızda eş anlamlı soru sorulur. Hem ön lisansta sorulmakta hem yarın bir gün ilitama başladığınızda yine eş anlamlı sorularla karşı karşıya kalacaksınız. Önemlidir. Bunu videonun altına koyacağız. Üçe baktığımızda çoğulları tespit edin. Yine ilitam olsun. Diğer kategorilerde de sorulmaktadır. Cevaplar bir kısmının cevabını videonun altında bulursunuz. Dil bilgisi. Sayı ve temyizi. Arapçada sayıya el-adet denir. Sayılan kelime ma'dud yani sayılan manasında. Ma'dud temiz dediğimiz kelimedir. Ne diyebiliriz? Ma'dud ile temyiz aynı şeydir. Temiz açıklayıcı manasına gelmekte. Ma'dud sayılmış manasına gelmekte. Ama sonuç olarak ma'dudu bul dediğimiz zaman öge olarak ma'dudu göster dersek temyizi kastetmişizdir. Öge olarak kastedilen şey daima temiz olmakta. Şurada bir örnekte görelim. Fil hadigati bahçede vardır. Ne vardır? Hamse aşrate. 15 vardır. Bahçede 15 var diye bir arkadaşımıza söylediğimiz zaman ne derler? Yani 15 ne var? Belki deli derler. 15 ne? 15 rakamının kendisi orada değil yani. 15 ne var? Şecereten ağaç var. Ne oldu? Kapalılık giderildi. İşte burada hamse aşrate nedir? Adettir. Adet yani sayıdır. Şecereten sayılan şey değil mi? 15 ağaç var diyoruz. Sayılmış yani 15 tane ağaç var. Bu nedir öyleyse? Hem mağduttur hem de temizdir. Şecereten temizdir. Çünkü sağındakini açıklamıştır. Hamse aşirete 15 dediğimizde 15 ne derler? 15 insan yaşı mıdır? 15'in ne olduğu belirsiz. Şecereten ağaç var. Sayılar tıpkı Türkçe'de olduğu gibi Arapça'da da değişik adlara sahiptir, kategorilendirilmiştir. Türkçe'de vardır işte reel sayılar, asal sayılar, şu sayılar, bu sayılar kısımları var. Matematikte bu anlatılmış. Aynı şekilde Arapça'da da sayılara değişik adlar verilmiştir. İşte müfret sayılar. Birden 10'a kadar olan sayılar müfrettir. 1 de dahil, 10 da dahil. Müfretten kasıt, müfret tesni cemi manasında değildir. Yani ceminin kısmı ne diyelim müfret tesniye cemi şeklinde değil. Müfretten kasıt tek kelime oluşudur. Yani cümle olmayışıdır. Tek kelime olmasına müfret diyoruz. Esasen B şıkkına baktığımızda mürekkep yani bileşiği görmekteyiz. Ne diyebiliriz? Müfret burada mürekkebin zıttına kullanılmıştır diyebiliriz. Çünkü mürekkepte bileşme var. İki tane sayı, iki tane rakam birbirine birleşerek yazılmış. Oysa müfrette öyle değil. Tek başına yazılıyor. Zıttır yani. 11'den 99'a kadar olan sayılara mürekkep sayılar adı verilmiştir. 11 dahil, 19 dahil, 20 dahil değil. Bir de ukut sayılar var. Bu da 20, 30, 40 diye devam ediyor 90'a kadar. 20 dahil, 90 dahil. Ama araları yani 31, 32, 39 bunlar dahil değil. 30 ile 40 arası dahil değil. 30'un kendisi, 40'ın kendisi, 50, 60, 80, 70, 90. Bizzat bunların sadece kendileri ukut sayıdır. Aralarına girecek küsuratlar işte 91, 93, 97 gibi, 86, 87 gibi şeyler, rakamlar, sayılar ukuda dahil değildir. Görüldüğü üzere 10 yok bunda. 100 de yok. Atıflı yani matuf sayılar. Matuf, atıflı aynı manada. 21 ila 99 arasındaki sayılardır. 21 dahil, 99 dahil. Ama 20 dahil değil. 100 de dahil değil. Atıflı sayılar yani matuf sayılar iki tane sayı arasında vav bulunur. Birazdan her birini göreceğiz.
Arapçada, yani Arapça sayılarda ayrıca müzekkerlik, müönneslik söz konusudur ki bu çok önemlidir yani. Konunun büyük bir kısmını bu işgal edecektir. Arapçada 1 ve 2 sayıları. 1 ve 2'nin temyizi yoktur. Yani konumuz neydi? Sayılar ve temyizleriydi. 1 ile 2'nin temyizleri yok. Sadece sayıları var yani. Vahidun isnani. Bunlar müzekker sayılardır. Vahidun isnani. Vahid 1, isnan 2. İlahukum, sizin ilahınız nedir? İlahun vahidun, tek bir ilahtır. İlahun bir ilahtır. Öyleyle öyle ilah ki vahidun, tek. Sıfat. Vesale ilel külliyeti müvezzafani isnani. Görüldüğü üzere kendilerinin temyizi yoktur. Temyiz nerede gelmekte? Sayıdan sonra geliyor temyiz. Sayıdan sonra bir şey olmadığına göre temyiz zaten olamaz. Müennes için kullanılanlar da vardır. İşte vahidetun isnetani. Bunlar da müennes olarak 1 ve 2'dir. Demek ki Arapçada sayıları müzekker ve müennes olarak da ayırmaktayız. Nasıl ki az önce müfret sayılar, ukut sayılar gibi ayırdık. Aynı şekilde sayıları müzekker ve müennes olarak da ayırmaktayız. 1 ile 2'nin müennesi bunlar. Ne yazmışlar? Seyyaratun vahidetun. İkisi de T'li, ikisi de müennes. Yani seyyara ne olur? Mevsuf, yani sıfatlanan kelime. Vahidetun sıfattır. Özellik bildiren kelimedir. Aynısı 2'de de geçerli. 1 ve 2 sayılarının temyizi yoktur. Bunu iyi bilelim. Bunlar kendilerinden önceki kelimenin sıfatı olurlar. Raculun vahidun. Burada bir nokta daha var. Yani bunu anlatıp geçmeyelim. Burada sanırım yazılmadı. 1 ile 2, yani sıfat olduğu için zaten anlaşılıyor. Sıfat olduğu için mevsufu ile müzekkerlik, müenneslik yönünden uyumludur. Raculun müzekkerdir, vahidun de müzekkerdir. Raculun adam. Nasıl adam? Vahidun bir adam, bir tek adam. Buradaki vahid raculun sıfatıdır. Her ikisi de müzekkerdir. Sıfat mevsuf, müzekker müennes uyumu vardır kendisinde. İmra'etün müennes kadın demek. Vahidetün bir tek kadın. Vahidetün müennes, imra'etün o da müennes. İkisi birbiriyle müzekkerlik ve müenneslik yönünden uyumludur. Bu bir içinde, iki içinde geçerli. Müzekkerde de müenneste de birbirleriyle uyum içerisindeler görüyorsunuz. 3 ile 10 arasındaki sayılar. Adları neydi? Müfret sayılardı. Görüldüğü üzere 3'ten başlıyor, 10'a kadar devam ediyor. Yani 3 dahil, 10 dahil. 1 ile 2 dahil mi? Yani 1 ile 2 müfret sayıya dahil ama temyizleri gelmediği için ayrıca ele alındılar. Bunların ise temyizleri gelecek. Selasetün, erbaetün, hamsetün diye sayılar devam ediyor. Bunlar nedir? Bu sayılar müennestir. Müzekker için kullanılanlar, yani temyizleri müzekker olarak gelir demek istiyor. Se'iddetühünne selâsetü eşhurin. Selase nedir? Müennestir. Çünkü T ile yazılmış. T ile yazılan sayılara ne diyoruz? Müennes. Hepsinin sonunda T var. O yüzden müennesler. Görüldüğü üzere bu sayılardan sonra işte selasetün burada. Erbaetün burada. Hamse, sitte, sebaete. Bunlardan sonra gelen kelimeleri inceleyeceğiz şimdi. Bunlar nedir? Mümeyyezdir, değil mi? Bir kapalılık söz konusu. İşte selasetu eşhurin. Selase madem ki müennes, öyleyse temyizi müzekker gelecek. Yani diyebiliriz ki 3 ile 10 arasındaki sayılar temyizleriyle, bu sayılar temyizleriyle müzekkerlik, müenneslik yönünden zıttırlar. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. 3 ile 10 arasındaki sayılar temyizleriyle müzekkerlik, müenneslik yönünden zıttırlar. Birisi müzekkerse diğeri müennes olmak zorunda. Selasetü müennes olduğu için eşhur ne gelmiş? Müzekker gelmiş. Bu anlattığım şey birincisiydi. Yani müzekker müenneslik yönünden zıttırlar. İkinci şey, 3 ile 10 arasındaki sayıların temyizleri ne gelir? Cemi gelir.
Eşhur, şehrun müfret, şehrani tesniye, eşhur cemi. Nasıl cemi? Cemi mükesser. Peki cemi olmak zorunda da mükesser olmak zorunda mı? Değil. Yani cemi basit manada üçe ayrılır. Cemi müzekker salim olabilir, cemi mükesser olabilir, eşhur gibi veya cemi müennes salim olur. Esasen ismi cinsi cemi gibi farklı cemilerde söz konusudur ama bu ünitede sanırım o kadar ayrıntıya girilmemiştir. Şimdi diyebiliriz ki 3 ile 10 arasındaki sayıların temizleri nasıl gelir? Mecrur, cemi ve daima temizleriyle müzekkerlik müennes olarak zıt gelir. Yani 3 ile 10 arasındaki sayılar nedir? Daima muzaftır. Muzaf olduklarından temizleri mecrur gelir. Gördüğünüz üzere eşhurin. Ra neden esrili? Çünkü selasene muzaftır. Sebebi budur. Tekrar edelim. 3 ile 10 arası için geçerlidir. O yüzden ilkinde bayağı bir durayım da diğerleri de aynı şekildedir. Selasetu nedir? Selasetun müennes bir sayı. O zaman temyizi müzekker olmalı. Çünkü zıt olmalıdır. Şayet selasetun müzekker olsaydı, yani sonunda T olmasaydı, o zaman temyizi ne olacaktı? O zaman temyizi müennes olacaktı. Yani sayı ile temyizi zıt, 3 ile 10 arasında konuşuyorum. Sayı ile temyizi müzekkerlik müenneslik bakımından zıttır. Bayağı bir tekrarladık. Temyizleri cemi mecrur gelir. 3 ila 10 arasındaki sayıların temyizleri cemi mecrur gelir. Bunu unutmuyoruz. Temyizleri cemi mecrur. Peki müzekker mi müennes mi gelir? Sayıya bağlı. Sayı müzekkerse temyizi müennes veya tam zıttı. Eşhur nedir? Cemi mükesserdir. Şehrun, eşhurun ve görüldüğü üzere ra'da 2 adet esra var. Yani mecrurdur. Nedir? Mecrurdur değil mi? Mecrur ve cemidir. Erbaetun rakamını kullanmışlar. İşte öyleyse huz tut ente sen tut ne tut erbaete mined dair erbaeten mined dair 4 tane kuş tut. Burada işte az önce değindik gerçi. İsmi cinsi cemi gelmez diye tahmin ediyorduk ama geliyormuş. Ben tabi üniteleri önceden incelemedim. Geliyormuş. Dair nedir? Bir cins kelimedir. Kuş. Kuş genel bir tabirdir. Mesela Doğan dememiş, Şahin dememiş, Kartal dememiş. Kuş dediğimiz zaman kuş tabirinin altına pek çok kuş türü girebiliyor değil mi? Yani serçe olabilir, kartal olabilir, akbaba olabilir, çeşit çeşit şeyler var. Dolayısıyla bu nedir? Bir cins kelimedir, cins cemidir. Bu yüzden ne olmalıdır? Min ile mecrur olur. Sebebi bu yani. Bu ayrı bir kategoride yer almakta. Bununla ilgili örnekler tek tuk diye ifade edebiliriz. Yani pek görmeyeceksiniz. Zannetmiyorum tekrar böyle bir şey çıkacağını. Burası ince bir nokta. Nedir? Etler ne dedik? İsmi cinsi cemidir. Mesela kavm. Gavm değil mi? Gavm diye okunur. Kaf ile. Gavm kelimesi yani topluluk manasına gelir. Oysa kavm nedir? Cemi değildir. Müfret. Gavm. Müfret bir kelime. Ama kavim kelimesi içerisinde pek çok fert barındırır. Bir yere bir yani kavim dediğimiz zaman tek kişi kastedilmez. Bir topluluk kastedilir. Bu 10 kişi olabilir, 100 kişi olabilir. Kavim tabirinin altına pek çok fert, pek çok insan dahil olmaktadır. Kavimle pek çok kişi kastedildiğinden o da nedir? Cemidir. Ama manaca cemi bunlar. Yapı itibariyle değil yani. Dair de aynı şekilde. Bunlara ismi cinsi cemi diyoruz. Ayrıntısı bayağı var esasen de. Konumuz bu olmadığından devam ediyoruz. Konumuz yani standart cemiler ki onlara devam ediyoruz. İştaraytu, iştara fiil, tu fail, hamsete. Ben 5 satın aldım. 5 satın aldım dediğimiz zaman bir kapalılık yok mu? Var. Ne lazım? Temyiz lazım. Mümeyyiz hangisi? Sayı. Buradaki sayılar, rakamlar daima mümeyyizdir. Temyiz hangisi? Rakamlardan sonra gelendir. İşte kutubin nedir? Temizdir. Hamsete kelimesi görüldüğü üzere T ile yazılmış. Yani müennes bir rakamdır. Madem ki müennestir, öyleyse temizinin müzekker olması zorunlu. Müzekker midir? Kütüp.
Kütüp, yani şunu da söyleyelim hemen. Temizlere bakılırken temizlerin müfredini baz almak zorundayız. Kütüp nedir? Kitabın kitabanı kütüp. Kitap kelimesinin çoğuludur. Cemi, mükesser, cemi, teksir, kırık çoğul diye adla verilmektedir kendisine, biliyorsunuz. Kütüp kelimesinin hemen müfredini ele almalıyız. Müfredi ne? Kitabun. Kitabun müennesi mi, müzekker mi? Kitabun müzekkerdir. Öyleyse hamsete kelimesinin müennes olmasında bir yanlışlık söz konusu yok. Doğru olmuştur. Peki kütüp nedir? Gayri akıl bir cemidir diye bir soru öne yani bir soru sorulursa aklınıza belki gelir. Bu kuralı bilen varsa aklına gelmiştir yani. Aklınıza gelebilir. Diyebilirsiniz ki kütüp nedir? Gayri akıl bir cemidir. Gayri akıl yani akılsız. Kitabın aklı var mı? Kitabın aklı yok. Dolayısıyla gayri akıl yani akılsız. Ve çoğul mu? Çoğul. Evet. Gayri akıl cemiler müfret, müennes hükmündedir. Böyle bir kural var. Bu kurala göre kütüp kelimesi müfret, müennes hükmünde olmalı. Hamsete de müennestir. Öyleyse ikisi de müennes yan yana olmaz. Biri müennes, biri müzekker olmalıydı. Burada ne oldu diye düşünebilirsiniz. Cevabı şu. Bu sayı konusunda adet, madut, temiz bu konuyla ilgili olarak gayri akıl cimiler nüsret müennes hükmündedir. Kuralı devre dışıdır. O kuralı unutuyoruz bu sayılar konusunda. Ne yapacağız? Temizlerin daima müfredine bakacağız. Müfredi müennesin müzekker mi? Devam ediyoruz. Hamsete 3 ile 10 arasındaki bir sayı olduğundan temizinin ne gelmesi gerekir? Cemi mecrur gelmesi gerekir. Cemidir ve mecrurdur. Peki müzekker mi müennes mi olmalı? O sayıya bağlı. Sayı müennesse temizi müzekker. Sayı müzekkerse temizi müennes. Zıtlık olması gerekiyor. 3 ila 10 arası için konuşuyorum. Sittetün 6'ya bakalım. Emzaytu fil medineti sitte. Emzaytu. Emza fiil. To fail. Emzaytu ben geçirdim. Nerede? Fil medineti şehirde. Ben şehirde geçirdim. Sitte 6. Ben şehirde 6 geçirdim. 6 ne geçirdin? Saat mi? Hafta mı? Ay mı? Yıl mı? Yok. Eyyamen. Gün, eyyamin. Gün geçirdim. Yani şehirde 6 geçirdim denildiği zaman bir kapalılık var. Ne kastedildiği belirsiz. Dolayısıyla temize ihtiyaç var. Ve temiz eyyam olarak gelmiştir. Emzaytu fil medineti Sittete eyyamin mümeyyez hangisi? Hangi kelime burada? Hangi kavram kapalı? Elbette rakamlar arkadaşlar. Konumuz rakamlar zaten sayılar. Öyleyse sittete nedir? Mümeyyezdir. Yani kapalı bir kelimedir. Altı ne? Belirsiz. Eyyam gelmiş. O kapalılığı gidermiş. Temizdir. Mağduttur. Unutmuyoruz. Temiz, mağdut aynı manada kullanılmaktaydı. Temiz kapalılığı gideren kelime demekti. 3 ile 10 arasındaki sayıların temizleri nasıl gelirdi? Cemi ve mecrur gelirdi. Cemidir eyyam. Yevmun, yevmani, eyyam. Cemi mükesser. Yevmun, müfredi. Eyyam diye cemi gelmiş. Peki mecrur mu? Evet, mecrur. Mimdeki esreyi görebiliyoruz. 7'ye bakıyoruz. Seb'etun, erseltu, ersele fi tu fa'il. Seb'ete. Ersele, göndermek manasında. Erseltu, ben gönderdim. Ben gönderdim. Fiil fail. Ben gönderdim ne? Seb'ate 7. Ben 7 gönderdim. 7 ne gönderildi acaba? Füze mi atıldı? Savaş mı var? Belli değil. 7 diyor mektup gönderdim. Hitap gönderdim diyor. Yani temize ihtiyaç var. Sürekli bu temize ihtiyaç var. Temize ihtiyaç var. Kapalılığı, mümeyyizi gösteriyorum. Yani ana fikir bu esasen. Ünitelerde temizi tespit edebilmek, mümeyyizi tespit edebilmek, müzekkerlik, müenneslik, uyumu, zıtlığı bunları iyi belirlemek gerekiyor. Sebaite bir rakam olduğundan mümeyyiz, temiz de hıdabatin. Peki hıdabatin kelimesi ne demiştik? Sayı 3 ile 10 arasındaki sayıların temizleri cemi ve mecrur olur demiştik. Hıdabat cemi mi? Evet, nasıl bir cemi? Sonunda açık bir elif ve hemen sağında dik elif var. Yani açık T ve sağında dik elif var. Bu ne demektir? Bu kelime cemi müennes salim. Bu demektir. Bir kelime açık T ile bitiyorsa ve hemen sağındaki harf dik bir elifse bu nedir? Bilin ki cemi müennes salimdir. Cemi müennes salimin cer hali esre iledir. Esreyi almıştır. Yani cemi mecrur olarak doğru bir irab ile temizi gelmiştir.
Temizlerin irabı doğru mu geldi, yanlış mı geldi? Bunu bilmeliyiz. Bu sorulur yani. Ne yapar? Hıda batin yerine işte T'ye ötreyi verir. Bir üstteki sittet eyya min yerine eyya men yazılır. Böyle şıklar verilir. Hangisindeki irab hatalıdır? Hangi cümle yanlıştır? Hangisi hatalı kelime var? Bulun. İrabı bilmezsek işimiz biter yani. O yüzden 3 ile 10 arasındaki temizlerin, yani 3 ile 10 arasındaki sayıların temizlerinin cemi mecrur olduğunu bilmeliyiz. Sebaete müennes, hıdabatin de müennes gözükmekte değil mi? Cemi müennes salim dedik. İki tane müennes yan yana, bu aykırı değil mi? Biri müennes, biri müzekker olmalıydı. Burada ne durum var acaba? Sebaate müennes de bilin ki hıdabatin müzekker olmak zorunda. Evet, ama cemi müennes salim dedik. Bu neyin cemi müennesi? O da önemli. Şimdi bu cemi mi? Cemi. Ne demiştik? Daima müfredleri baz alacağız. Müfredi ne? Hıdabun. Hıdabetun değil bunun müfredi. Hıdabun olarak gelmekte. Neden? Çünkü gayri akıl. Gayri akılın çoğulu bu şekilde gelmektedir. Ne gibi işte aranızda örnek verelim. İşte Avamil veya İzhar gibi kitap okuyan varsa ne der? Ve mel mensubatu ve mel mecruratu. Hep cem-i müennes salim kullanır. O kelimeler Şerhu'l-Muni'de de ifade edildiği gibi yani mecruratun kelimesinin çoğulu olarak mecrurat gelmemiştir. Mecrurun kelimesinin çoğulu olarak mecrurat gelmiştir. Demek istediğim şey bu cemidir. Müfredine bakmalıyız. Müfredi hıdabun gelmektedir. Hıtabetun değildir. Dolayısıyla müfredi müzekkerdir. Seb'ani müennes olmasıyla bir uyum içerisinde problem yoktur özetle. 8'de ca'e geldi. Ne geldi? Semaniyetü 8 geldi. Sadece bunu söylesek bir kapalılık var mı? Var. 8 geldi. 8 ne geldi? Belirsiz. Yani temize ihtiyaç duyulmaktadır. Semaniyetü te aldığına göre müennes bir rakam. Temizin olmalı, müzekker olmalı. Rical müzekker mi? Evet, müfredini bilmek gerekiyor. Müfredi ne? Racülün. Racülün. Racülani. Ricalün cemi mükesser olarak gelmiştir. Yani müennes müzekker uyumunda demeyeyim de ne diyelim zıtlığında, evet zıtlığında bir problem yok. Zıt olarak gelmişler. Peki cemi mi? Evet cemi olduğunu söyledik. Mecrur mu? Evet lambdaki iki adet esreyi görmekteyiz. Öyleyse problem yok. Yani 3 ile 10 arasındaki sayıları nasıl incelemeliyiz? 1. Sayı müennesse temizi müzekker olmalı. Veya sayı müzekkerse temizi müennes olmalı. Yani ikisinin zıt olması gerektiğini bilmeliyiz. Bir örnek gördüğümüzde hemen ona bakacağız. Zıt mı bunlar müennes müzekker olarak? Bir ona bakalım. 2. Temizi cemi mi gelmiş? 3. Mecrur mu gelmiş? Bunları tespit etmemiz gerekiyor ki bir hata var mı yok mu anlayabilelim. Yani sürekli yavaş yavaş ilerledim. Ne diyelim kapalılık nerede var, nasıldı, mümeyyiz, temiz durdum. Şimdi biraz daha hızlanmayı planlıyorum. Tis'atun 9. Gara'e fiil, tufal, gara'tu ben okudum. Ne okudum? Tis'ate ezzain minel Kur'an. Kur'an-ı Kerim'den 9 cüz okudum. Ezzain nedir? Cemi midir? Evet, cemi mükesser. Cüz'ün, cüz'ani, ezza. Cemi mükesser olarak gelmiş. Mecrur mu? Evet. Esrelerini görmekteyiz. Yani cemi mecrur olarak gelmiş ve müzekker. Sayıda müennes. Öyleyse zıtlık var. Yani problem yok. Zıtlık varsa problem yoktur. 10. Ra'eytu. Ra'a fiil tufail. Ra'eytu ben gördüm. Ne gördüm? Aşirate. 10 gördüm. 10 ne gördüm? Ricalin adam gördüm. Şimdi anlaşıldı kapalı. Burada rical görüldüğü üzere daha önce de geçmişte açıklamıştık. Rical nedir? Racülün çoğuludur. Yani cemi mükesserdir ve mecrurdur. Müzekkerdir. Aşarate nedir? Müennestir. Öyleyse aralarında bir zıtlık var. Zıtlık var. Problem yok. Ayrıca şunu da söyleyebiliriz. 1 ila 10 arasındaki sayılar şu an dedik, işledik. Ek bilgi olarak söyleyelim. 1 ila 10 arasındaki sayılar murettir. Yani bir rakam, bir sayı, işte erbaetun yerine göre erbaetin de olabilir, erbaeten olabilir. Yani kelimenin sonundaki hareket değişebilir. Şu an sayının kendisinden bahsediyorum. Temiz değişmiyordu zaten. Cemi mecrur olmak zorunda. Peki sayı? Sayı yani mecrur olmak zorunda değil. İstediği gibi olabilir. Cümledeki akışa bağlı. Akışa bağlı nasıl? Mesela 5. İştaraytu hamse te. Nasıl gelmiş? Mensup gelmiş.
Bire baktığımızda selase tu merfu gelmiştir. Yani sayılar, bu rakamlar farklı farklı iraba sahip olabiliyorlar cümleye bağlı. Müennes için kullanılanlar, yani buradaki rakamlar müzekker arkadaşlar. Selasün, erbaun diye devam eden yerler nedir? Bu rakamlar müzekker için müzekkerdir. Kendileri müennes temyiz için kullanılmaktadırlar. Tabii rakamları ezberlemeniz çok önemli, yani ezberlemeden iş çok zor olur. Lişakkati selasü şurafin. Şimdi selasü müzekker mi? Sayı yani bu rakam. Evet, müzekker. T'si yok çünkü. Peki şuraf ne? Şuraf da müzekker gözükmekte. Allah Allah. İkisi de müzekker yan yana. Burada bir anormallik var. Çünkü ne demiştik? Zıtlık varsa problem yok. Bunlar arasında bir zıtlık gözükmemekte. İkisi de müzekker gözüküyor. Öylesi problem var. Esasen problem yok. Neden? Şuraf kelimesi cemi mükesser. Ne demiştik? Cemi ise bir kelime, daima müfredini bulmak zorundayız. Müfredine itibar edeceğiz. Şuraf kelimesinin müfredi şerifetün. Yani müennestir. Dolayısıyla selasünün müzekker olmasında bir problem yok. Emzatü fil medineti erba'a sa'atin. Erba'a müzekker sa'atin. Sa'atun. Saatin. Problem yok. Yani şu ana dek ne oldu? 1 ile 10 arasındaki sayıları müzekker yönünden gördük. Şimdi müennes için kullanılan rakamları görüyoruz. Yani hala aynı rakamlardayız. Sadece müzekker müennes uyumunu, zıtlığını göstermek için hala devam edilmektedir. Buradaki rakamların ezberlenmesi, adlarının ne olduğu bilinmesi, kendilerinin mümeyyiz olduğunu bilmemiz ve ardından gelen kelimelerin temyiz olduğunu, temizleriyle müzekker müennes yönünden zıt olmaları gerektiği, temizlerinin cemi mecrur olarak gelmesi gerektiğini bilmeliyiz. İşte 10. Aşrun. Zürtü fis sayfi. Zürtü ben ziyaret ettim. Fis sayfi yazın. Aşra 10. Yazın 10 ziyaret ettim. Nudi'nin 10 şehir. Müdün kelimesinin müfredi Medine tun yani müfredi müennestir. O yüzden aşranın müzekker olmasında bir problem yok. Arada zıtlık var. Zıtlık varsa problem yok. Dikkat! 3'ten 10'a kadar olan sayıların temyizi cemi ve mecrur olur. İştaraytu hamsete kutubin. Hamse 3 ile 10 arasındaki bir rakam olduğundan kütüp kelimesinin cemi mecrur olmasında bir problem yok. Böyle olması gerekiyor zaten. Madüt, sayısı bildirilen nesne veya temyiz diyelim. Müzekkerse adet yani sayı müennes olarak gelmeli. Madüt veya temyiz diyelim. Temyiz müennesse sayı müzekker olarak gelir. Bunu zaten baştan beri söylüyoruz. Ne diyoruz? Temyiz müennesse sayı müzekker olmalı. Temyiz müzekkerse sayı müennes olmalıdır. Evet, buradaki şeyleri esasen anlattık. Çoğul isimlerin müzekker veya müennesliğine tekillere dikkate alınarak karar verilir. Bunu söylemiştik. Gayrı akıl diye müennes hükmünde saymıyoruz. Bu sayılarda o kural geçersiz. 11-19 arasındaki sayılar. Ahada aşara 11 demektir. Ahad bir aşara 10, 11. 11-19 arasındaki sayılara ne adı verilmekteydi? Bileşik sayılar yani mürekkep sayılar adı verilmekteydi, unutmayalım. Ahad aşara la'iben. Evet, ahad aşara ne? Mümeyyiz, temiz, la'iben. 11 ile 12 sayısına dikkat ediyoruz yani. 11 ile 12 sayısı farklı yine diğerlerinden. Nasıl ki müfred sayılarda 1 ile 2'yi farklı ele aldık, mürekkep sayılarda da 11 ile 12'yi farklı ele almamız gerekir. 11, ahad aşer. Şimdi ahad kelimesi ne? Ya şu an müzekker için kullanılanlar demiş. Ahad müzekker mi? Müzekker. Peki temiz? Temiz de müzekker. Çünkü ahad aşer bileşik sayı. İki tane parçadan meydana geliyor. Ahad'da bir de aşer'de iki parçadan meydana geldiği için mürekkep yani bileşik diyoruz. İşte temyizi bu bileşik sayının ilk cüzüyle uyum içerisinde olur. Yani ahad müzekker, o yüzden la'ib müzekker geldi. Uydu. Birbirlerine uyuyorlar.
Bu 11 ile 12 de böyle. 12 isna müzekkerdir. Racülen de müzekkerdir. Görüyorsunuz. Müzekkere müzekker. Oysa 13'te işler değişmeye başlayacak. Bu anlattığım 11 ile 12 için geçerliydi. 13 selasete aşara. Selasete aşara. Şimdi selasete ne? Müennes kendisi. O yüzden cisran müzekker olarak gelmiştir. Görüldüğü üzere yani ne diyelim bileşik sayı 200'den meydana geliyor dedik. Bir selase bir de aşer 200. İşte selase yani ilk cüz ile temyiz zıtlık içerisindedir. Oysa ikinci cüz olan işte aşer onluk kısım görüldüğü üzere ikinci kısım ile temyiz uyum içerisinde. Müzekkerlik, müenneslik bazında konuşuyoruz. 14 yani 13'ten ne diyelim 19'a kadar durum böyle. İlk cüz ile temyiz uyum içerisinde. Mesela 15. Hamsete müennes olduğundan sual görüldüğü üzere müzekker gelmiş. İlk cüz ile zıt. Oysa ikinci cüz olan aşar onluk kısım ile sual yani temyiz uyum içerisinde ikisi de müzekker. 16. Sittete müennes. O yüzden temyizde ne gelmiş? Müzekker gelmiş. Oysa ikinci kısım, bileşik sayının ikinci kısmı olan onluk yani aşer kısmı müzekker, temizde müzekker gelmiş. 17. Sebaete aşara. Sebaete aşar. 200'den meydana geliyor biliyorsunuz. Bileşik sayılar, mürekkep sayılar 200'den meydana geliyor. Sağ tarafında birden 9'a kadar rakam olabiliyor. Sol tarafı ise daima 10 olmakta. Sebaete aşara. Sebaete 7. Aşara 10. Ne yapıyor? 17 yapıyor. İlk cüz sebaete. İkinci cüz aşara. İlk cüz olan sebaate ile vezir zıttır. Sebaate müennes, vezir müzekker. Oysa temyiz sayının ikinci kısmı olan aşer kısmı ile uyum içerisindedir. İkisi de müzekker. Öyleyse ne diyebiliriz? 11 ile 12 tamam bu tamamen uyum içerisinde. İsna nedir? Müzekkerdir. Racülen de müzekkerdir. 12 böyle. 11'den ahada la'ib. İkisi de müzekker. 11 ile 12 uyum içerisinde. Oysa 13'ten 19'a kadar nedir? Uyum içerisinde değil. İlk cüz ile temyiz zıt olmakta. Müennes için kullanılanlar. İhda sayısı müennes. İsneta müennes. Selase diye devam ediyor görüyorsunuz. Burada da durum yine aşrate yani ikinci kısım ile temyiz uyum içerisindedir. Aşrate müennes mi? Müennes. Deccaceten de o şekilde. Yani ne diyelim 11 ile 19 için tamamı için bu geçerli. Örnek 13. Aşrate müennes olduğu için seneten müennes. Aşrate müennes. Aynen de müennes. Aynen semai müennes. Semai müennesleri ezberlemek gerekir. Arapça bakımından. Aşrate yine müennes, fetaten yine müennes. Yani hepsi bu şekilde diyebiliriz. İşte aşrate müennes, şakkate müennes. 11 ile 19 arasındaki sayılar fetha üzere mebnidir. Fethan ne olduğunu herkes biliyor. Mebni ne demek? Fetha üzere mebni demek daima fetha ile yazılır demek. Başına harfi cer de gelse bir şey değişmez. Başına muzaf da getirsek bir şey değişmez. Ne yaparsak yapalım daima fetha üzere yazılırlar. Temizleri de müfret, mensup ve nekre olarak gelir. Temizleri nasıl gelir? Müfret ve mensup. Yani temizlerin irab yönü de var. Şimdi aynen mi, aynin mi? Hatırlıyorsunuz 3 ile 10 arası yani müfret sayılarda temyiz nasıl gelmekteydi? Cemi mecrur gelmekteydi. İşte konumuz şimdi bileşik sayılar yani mürekkep sayılar bunlar da nasıl geliyormuş? Müfret ve mensup geliyor temyizler. Ve 11 ile 19 arasındaki sayılar fetha üzere mebni. Yani nedir? Tis'a aşrate, seb'a aşrate, seb'u aşrate olmaz. Sitte yani sitti aşrati böyle bir şey olmaz. Hamsun aşratun böyle bir şey yok. Yani son harfleri daima fethalıdır. Ham, se, si, se, su olmaz. Daima se fethalı. Aşra, te. Aşra, ti, tu olmaz. Ten de olmaz. Hamsen, hamsun yok öyle bir şey. Daima tek adet fetha.
fetha üzere mebniler. 12 sayısının birler basamağı mürebtir. Esasen mürebb kavramı mebni kavramıyla zıttır. Mebni ne dedik? Asla değişmez. Başına harflerde getirsen ne yaparsan yap hep aynı yazılır. Mürebb ne demek? Duruma göre değişir. Yani başında harficer vardır, hemen esreyi alır. Veya esre değil de farklı bir şekilde, yani mecrur olur. 12 sayısının birler basamağının mürebb olması demek, mensup, merfu, mecrur, 3 farklı irab olabilir. Ve tesniye gibi irab alır. Neden tesniye gibi yapılır? Zaten tesniye. Nedir? İsnani, isna şeklinde. Şimdi bunun örnekleri burada gelmekte. 11 ve 12 sayıları temizleriyle uyum içerisindedir. Diğerleri ise uyum içerisinde değildir. Ca'e geldi. Ne, kim? İsna eşara, 12. 12 ne? Raculen, adam geldi. 12 adam geldi. Şimdi isna, ca'e fiil ile fail lazımdı. O yüzden isna fail makamında olduğuna fetha ile yazıldı. Tesniyenin irabı nedir? Tesniyenin irabı gibidir dedi ya az önce. Tesniyenin irabı demek şu demek. Raf halinde elif ile yazılır. Nasb ve cer halinde ya ile yazılır demektir. Elif varsa raf hali, ya varsa ne olur? Nasb ve cer hali. İkisi de olabilir. İkisine de uyumlu olabilir derken belki olur belki olmaz yani. Cümlenin akışına göre. Caet isneta. Bu da müennese kullanım. Yani isna, isne, ta, ta, te geldiği için müennes oldu. Görüldüğü üzere elif ile yazıldı. Ra'eytu, ra'a fiil, tu fail. Artık mef'ul lazım olduğundan isney, görüldüğü üzere bir üstte isne, ta, elif vardı. Şimdi ne oldu? Isney, o elif, ya harfine dönüştü. Neden dönüştü? Çünkü fiil var, fail var. Artık kendisi yani nedir? Mensup makamında olduğundan mensup olması gerekiyor. Bu yüzden elif yerine ya aldı. Ya da ra'etü'de de aynı şekilde tekrar müzekker müennes. Bunlar başına fiil gelse ne olur? İsney diye yine yazılır. Ama aşeri şeklinde yazılmaz yani. İlk cüz müre. İkincisi değil. Başına fiil harfi cerri getirsek yine isney, isnetey böyle yazılır. Ama aşara kısmı değişmez. Arapçaya çevirin. Yani gerek var mı? Gerek yok. Sıra sizde de zaten yazıyordur. Ukut, onarlı sayılar. Ezberlenmesi gerekir. İşrune, selasune diye tisrune 90'a kadar olan sayılardır. Önemli olan nedir? 11 ile 99 arasındaki sayıların temizi müfret mensup olduğu gibi ukudun temizi de aynıdır. Yani ne demek bu? Müfret ve mensup gelecektir. Temizleri. Temizleri müzekker de olsa, müennes de olsa bunlar değişmez. Bunlar yani sayıların yazılışı değişmez. İrab yönden ukut sayılarda cemi, müzekker, salim gibi. Şimdi her birini açıklayacağız. İşrûne, selâsûne, 20 ile 90 arasındaki sayılardan sonra gelecek olan temyiz, müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Bu fark etmez. İster müzekker getirelim, ister müennes getirelim. Bunda bir kural yok yani, ikisi de olabilir. Ama önemli olan ne? Müfret mensup olmaları. Fiha zel fasli işrune. Fiha zel fasli. Şu sınıfta vardır ne? İşrune 20. 20 ne var? Dalibeten. Bakın gördünüz mü? Dalibeten dedim. Dalibetun da diyebilirdim belki. Tin de diyebilirdim. Neden ten diye okudum? Çünkü ne diyor burada? Müfret mensup. Mensup yani fethayı getirdik. Yani müfret mensup demek esasen kelimeye bağlı olmakla birlikte müfret bir isim olduğundan mecburen fethalı gelmesi gerekti. Dalibeten. Dalibeten nedir? Müennestir. Sonunda T var. Müennes olabilir çünkü bunlardan sonra müennes bir temyiz gelebilir. Za'et selasune kitaben. Müzekker geldi. Müzekker de olabilir. Fark etmiyor. Önemli olan müfret ve mensup olması. Erba'une la'iben. La'iben temyiz, raculen temyiz, mümerriza temyiz, rihle temyiz bu şekilde devam ediyor. Bir de ne dedi? İrab nedir? Sayılar değişmez. Yani sittune, sittetune diye bir şey olmaz yani. Daima sittune diye yazılır. Yani kendisinden sonra işte temyiz müennes geldi. Öyleyse sayıda müennes yapalım. Böyle bir şey yok.
Esasında anlatılmak istenen şey bu sayıların müennes, müzekker diye farklı kullanımı yok. Bu sayılar müennes içinde, müzekker içinde kullanılır. Daha önceki sayılar gibi müennes, müzekker olarak ayrı ayrı yazılışlar yok. Bir yazılışı var, tek yazılışı var. O yazılış hem müennes hem de müzekker için kullanılabilir. İrab yönünden cemi müzekker salim gibidir. Ne demek bu? İşrune yerine göre işrine, yani vav yerine ne olabilir? Ya. 20 ile 90 arasındaki tüm sayılar için konuşuyorum. Vav yerine ya olabilir. Bu durumda ne olmalı? Bir önceki harf, yani ya'nın sağda ne olur? Esre olur, değil mi? Eşrune, eşrine. Vav ya yaptım. Sağını da esreledim. Eşrine. Selasine, erbaine, hamsine, sittine, sebaine, semanine, tisaine şeklini alırlar. İşte eşrune vav ile yazılmış. Selasine ya ile yazılmış. Yani diğer nokta şu. Bunlar ne zaman ya ile yazılır? Öyle bir durum söz konusu. İşte burada ya ile yazılmış. Neden? Başında fi, yani harfi cer var. Harfi cer bunları cer edebiliyor. Diğer bir deyişle bunlar nedir? Muğrep sayılardır. Mebni değildir. Hangi sayılar mebni, hangi sayılar muğrep? Bunu iyi bilmemiz gerekir. Çok önemlidir. Dedik işrune, işirine iki şekilde yazılabiliyor. Müennes müzekker yönden değişmiyor. Cümledeki konumuna göre. Mesela selasune sayısını farz edelim ki ne yaptık? Diyelim mef'ul oldu. Mef'uller nedir? Mensuptur. Bunu mensup yapmamız lazım. Bu sayıların mensupluğu nasıl? Ya ile. Vav yerine ya geldiğinde bilin ki mensup olmuştur. Bunların cer hali, yani mecrurluk durumu nasıl? Yine ya ile. Erba'ine, hamsine. Demek ki bunların vav ile yazılışları raf halidir, merfudurlar. Vav yerinde ya varsa bilelim ki hem mensupluğa hem de mecrurluğa uyumludur. Sıra geldi matuf, yani atıflı sayılar ve temyizlerine. Görüldüğü üzere vahid bir tane parça, işrune diğer parça. Yani iki parça aslında da aralarında ne var? Bir adet vav var, atıf harfi var. Bu yüzden bunlar, yani iki tane rakam veya sayı diyelim, iki tane sayı arasında vav varsa direkt matuf sayı adı verilmektedir. Vahidun ve işrune. İsnani selasetin diye devam ediyor. Sayılarda, yani matuf sayılarda 1 ve ikili öge, yani 21, başka ne olabilir? 22 gibi matuf sayılarda, yani birli ve ikili olan sayılarda 1 ve 2 temyiz ile müzekkerlik, müenneslik yönden uyumludur. Mesela vahid ile hubz nedir? İkisi de müzekkerdir. Çünkü 1 bu. 32. İsnani ve selasune. İsnani nedir? Müzekkerdir. Bu yüzden dıflen temizi de müzekker gelmiştir. Yani isnani ile temizi uyum içerisinde. Bu 1 ile 2 de böyle. Diğerlerinde de zıtlık olur. Mesela 3. Selasetun müennestir. Bu yüzden madem ki müennestir, temizine gelmelidir, müzekker gelmelidir. 54. Erbaetun müennes. O zaman amen müzekker. Aynı şekilde iki tane var. Kullanabiliriz. Seb'etün müennes kürsiyen müzekker. Yani 1 ile 2 uyum içerisinde, değerleri uyum içerisinde değil. Şimdi 21'deyiz tekrar. Müennes için kullanılan denilmiş. Yine 1 ile 2 uyum içerisinde olacaktır. Vahidetün ihda. İkisi de kullanılabilir, yani. İkisi de bir manasında. İşrune ile kullanılmakta. Necahet vahidetun de diyebiliriz. İhda da diyebiliriz. Ve işrune dalibetun. Dalibeten. Görüldüğü üzere vahid ile dalibe kelimesi nedir? İkisi de müennestir. Çünkü birdeyiz henüz. Aynı şey ikiler için de geçerli. Yani 21 olabilir. 31 olur. 41 olur. 51 olur. Fark etmez. 2 olduğu zaman 22, 32, 62, 82 fark etmiyor. Matuf sayı olsun da hangisinin biri ikisi olduğu önemli değil. Zaten hatırladığınız üzere müfred sayılarda da 1 ile 2 rakamı temyiziyle uyum içerisindeydi müzekkerlik ve müenneslik açısından.
İs netani müennesli ikidir. Hem müennestir hem iki manasında. O zaman leylet kelimesi de görüldüğü üzere müennestir. Uyum içerisindedir. Ama bir ile iki geçtik, artık uyum yok, zıtlık var. Selasün müzekker muallimetun müennes. Muallimun değil. 9'a kadar bu şekilde devam ediyor. Ne diyor? 12, 62, 72 gibi. Yani tüm atıflı sayılar demek istiyor. Matıf sayılarda diyor. Temyiz ile birler basamağı müzekkerlik, müenneslik yönünden uyum içerisinde olur. Bu dediği esasen bir ile iki için geçerli, diğerleri için geçerli değil. Az önce bunu gördük. Bu yüzden 12, 62, 72 örnekleri özellikle kullanılmış. Bir örneklerinde kullanabilirdi ama diğerlerini kullanamazdı. Bunun dışında ne demiş? 24, 47, 87 gibi sayıların temyizi ile birler basamağı zıt cinsli olur. Evet, söylediğimize anca gelindi. Yani şuraya bir örneği de verilir yani. Onu da söyleyelim. Sadece ikiler değil. Hemen örneklere kısaca bakalım. Aslında anlattığımız şeyler. İsna aşara. İsna müzekker olduğundan dabib de müzekker olarak kullanılmış. Çünkü bir bu değil mi? 11. 11 de olabilirdi. 21, 31, 41, 51 fark etmez. 91'e kadar yolu var. 1 de olsa gene geçerliydi. 1 ile 2 yani uyum içerisinde. 1'in yanında o şey ne oldu? Önemsiz. Anlatılan şeyler olduğu için geçtik. 100, 1000 ve bunların katları. Hem 100 hem 1000 sayısının tesnielerinin, 100'ün tesniyesi nedir? Birazdan gelecek. 1000'in tesniyesi nedir? Gelecek. Tesniyelerinin ve sadece 1000'in cemisinin yani çoğulunun temizi müfret ve mecrur olur. Tekrar edelim. 100'ün, 1000'in ve yani bu sayıların tesnielerinin ve sadece 1000'in cemisi. Müfret mecrur. 100. Mi'etun 100 demektir. Ca'e geldi. Mi'etu 100. 100 nasıl geliyor yani? Mi'etu veledin. 100 çocuk geldi. Veled ne? Müfrettir ve mecrurdur. Veledin. Çoğul değil bu. Çoğul olsa evlat gelirdi. Veledin. Veledan. Evlad. 200 metani. 200 hazara. Metani. Zayfin. Zayıf yine nedir? Müfrettir ve mecrurdur. 300. Selasu mi'etin şeklinde yazılsa da cümlede kullanılırken o şekilde kullanılmıyor. Hazara selasu mi'eti zayfin. 400-500 diye devam ediyor. Yani ne geliyor? Temizleri müfret ve mecrur olarak gelmektedir. Elfun bin. Elfani 2000. Metun 100, metane 200 değil mi? Tesniyesi. Elfun 1000 demekti. Elfani 2000 tesniye çünkü elfun elfani alaf cimisi olmaktı. 2'den sonra kullanımlar için cimi kullanmış. Yani selasetu elfin denilmiyor. Elfun 1000, 2000 için elfan. Bunu tesniye yaptık. Elfani oldu. Nasıl tesniye yapıldı? Bir elif bir de Esra'ya nun getirildi. Elif ve nun getirilerek bunu tesniye yaptık. Cimyesi cemi mükesser olarak gelmekte görüldüğü üzere alaf. İşte 3 ve sonrası için kullanılırken selasetu elfin değil alafin cemi olarak kullanılmakta. Selasetu alafin, erbaatu alafin, hamsetu alafin. Yani ne diyelim? Selasetu elfin, erbaatu elfin bu şekilde olmuyor. Bunun cemi yapılması gerekiyor. Bunu unutmayalım. Ayrıca burada anlatılan yani esas konumuz neydi? Müfret ve mecrur olarak temizlerinin gelmesiydi. Saih, saih, saih. Hepsi de ne? Mecrur, mecrur, mecrur olarak yazılmış. 100, 1000 ve katlarının temizi izafetle müfret, mecrur olur. Temizleri müzekker veya müennes de olsa fark etmez. 100 ve 1000 sayıların yazılışında çünkü bir değişiklik olamıyor. Yani mi'etu sayısı müennestir. Gelin bunu müzekker yapalım diye bir şey yok. Metundur. Kendisinden sonra temizi müennes de gelse, müzekker de gelse yazılışı değişmiyor. Ne gibi? Ukut sayılar gibi. Daha önce geçti. İşte sittune, seb'une, bunlar işrune yazılışları değişmiyordu. Temizleri müzekker de gelse, müennes de gelse o sayıların yazılışında bir değişiklik olmuyordu.
Yüzde bin sayısı atıflı olarak başka bir sayıyla söylenirse, temyiz en son söylenen sayıya uyar. Yüzde bin sayısı atıflı olarak söylenirse, temyiz sonuncu sayıya uyacaktır. Ca geldi. Ne geldi? Kim geldi? Diye sorulur. Mi'etun ve hamsetun ve işrune racülen. Sayı hangi yönden uyuyor? Ca'e hamsetun ve işrune ve mi'etu racülin. Yani sayı diyorum, temyiz hangi yönden sayıya uymuş? Bir racülin, bir ya da racülen gelmiş. Şimdi mi'etun ve hamsun ve işrune. İşrune ukut sayı idi. Ukut sayıların temyizleri müfret mensup gelirdi. Bu yüzden racülen gelmiş. Ca'e hamsetu ve işrune ve mi'etu racülin. Mi'e yani 100, bunun temyizi müfret ve mecrur olduğundan raculin gelmiştir. Sonuncu sayıya bağlı. Sittune yine ukut sayı olduğundan temyizi müfret mensup. Selasu mi'eti yevm yine müfret mecrur. Çünkü selase mi'e 300'ün temyizi müfret ve mecrur olarak gelirdi. Sonuncu sayıya uymaktadır. Arapçada bir de sıra sayıları var. El-i'dâdü tertibi. Yani bir yarışma var, bir sınav var, bir koşu var. Bir artık fark etmez yani. Bir yarışma var. O yarışmada birinci olmuş, üçüncü olmuş, beşinci olmuş şeklinde. Buna sıra sayıları, tertibi sayılar denilmekte. Müzekker için el-evvelü es-sâni diye devam etmekte. Müennes için el-ûlâ es-sâniyetü. Yani müzekker sayılar sağdakiler, müennes sayılar soldakiler olmaktadır. Birinci, üçüncü, beşinci gibi manalara gelmekte. Selasune, işte otuzuncu, mi'etü yüzüncü diye devam etmekte. Sıra sayılarının temyizi olmaz. Önemli bu. Sıra sayıların ezberlenmesi gerekir. Yani sıra sayıları nasıl yapıldı denilirse bakarsak hep salis, rabi, hamis, sadis. Buna ne diyoruz? Fail kalıbı. Yani ilk harf uzatmakta. Fa'il. Sabi'. Fa'il. Samin. Fa'il. Tasi'. Görüyorsunuz. Mühendis için de değişmiyor aynı şey. Fa'il kalıbını alarak sayıyı bu şekilde yaptık. Sıfat olurlarsa müzekkerlik, mühendislik ve irab yönünden kendilerinden öncekine uyarlar. Zaten sıfat olursa böyle olması gerekir. Ed-dersul hadi ve işrun. 21. ders. Ed-ders kelimesi müzekker olduğundan hadi de müzekker olarak gelmiş. El-bintul hadiyetu ve işrun. 21. kız. El-bint müennes olduğundan hadiye de gördüğü üzere müennes teli gelmiştir. 11 ile 19 arasındaki sıra sayılarının da her iki cüzü fetha üzere mebnidir. Haza bu huvel yevmus sadise aşara. Yani fetha üzere mebni. Mebni ne demekti? Değişmeyen. Kelimenin son harfinde bir değişiklik meydana gelmiyor. Her ikisini değiştiremeyiz yani. Alıştırmalar. Cümlede diyor bulunan sayılarla temizleri belirtin. Sayıları bulalım. Aşara nedir? Sayı, kitap, temiz. İkiye baktığımızda erbaat kelimesi sayı, mendubin onun temyizi. Görüldüğü üzere mendubin mecrur olarak gelmiş. Nasıl mecrur diye sorulursa bu nedir? Cemi müzekker salimdir. Cemi müzekker salimin yani mecrur hali ya ile gelir. Yani irapla ilgili bir videomuz vardı esasen. Ona bakabilirsiniz irabla ilgili bir probleminiz varsa. Kısaca söyleyelim. Cem müzekker sahibinin irabı raf halinde vav, nas ve cer halinde ya ile yazılır. Daha önce ukut sayılarda da buna değinmiştik. Daha geniş ayrıntı, irabla ilgili ayrıntı merak eden, bilmiyorum Arapça 2'de mi, Arapça 1'de mi bir yerde geçiyordur. Elinizde kitaplar vardır. O üniteyi ben anlattım yani irabla ilgili geniş anlatmıştık. 3. Selase aşar nedir? Sayıdır. Sual temizdir. Yani sayıları, rakamları bulmak zor değil arkadaşlar. Yukarıda hepsi var zaten. Ezberleyin ki rahat çözebilirsiniz. Nerede rakam gördünüz? Hemen ardından geleni temiz diye işaretleyin.
Arapçasını yazın denilmiş. Şık olmadığına göre böyle bir soru yoktur yani. İşte bakalım. Boşluğa parantez arasından uygun olan temizliği getirin. Yani bu tarz sorular çok önemlidir. Neye göre temiz gelecek? Baştan beri değindirilmiş şeylere göre. Şimdi necehet fi hiç aslında buranın manasını bilmeye, okumaya hiçbir şey gerek yok. Bakılacak tek şey noktalı soru mu? Sağda kelime varsa sağ tarafa bakacaksın. Solda varsa sola bakacağız. Solda kelime var mı? Yok. Bu parantez yani sonuçta cümleden değil. Bundan seçin denilmiş. Öyleyse sağa bakacağız. Hams kelimesi müzekker mi, müennes nedir? Müzekkerdir. Öyleyse temizinde olması lazım. Müennes olması lazım değil mi? Bunlar hep zıt oluyordu. Bunu söylemiştik. Öyleyse zıt. Yani ne lazım? Müennes lazım. Bunların hangisi müennes? Hangisi müennes? Onu getireceğiz arkadaşlar. Hangisi müennes? Cem'i müennes. Salim var burada. Öyleyse iş bitmiştir. 2. Vasale seb'etu. Seb'etu müennes mi müzekker mi? Müennes TL yazılmış. O zaman ne lazım? Buraya müzekker bir şey lazım. Hangisi müzekker? Muvazzafin. Muvazzafat olamaz. Çünkü elif ta ile bitmiş. Cem'i müennes salimdir. Buna değinmiştik. Öyleyse muvazzafin olmalı. Muvazzafine yani cemi müzekker salim bu. Cemidir, müzekkerdir, salimdir ve mecrurdur. 3. Selasetün ve selasune. Nasıl bir sayı? Matuf. Araya vav girmiş. Bir tane sağda kelime var, bir tane solda var. İki adet sayının arasına vav girmiş. Öyleyse matuf sayı. Geriye kalan şey şu. Matuf sayının temyizi nasıl olmalıdır? Bakın biri mühendis biri müzekker yani sürekli bu tarz sorular çıkacaktır. Hemen bakın matuf sayının temyizi mühendis mi olur müzekker mi olur ona göre seçin. 4. Tis'atun sayı mühendis. Öylesine lazım? Müzekkeri lazım. Hangisi müzekkerse. 5. Nedir? Yine matuf bir sayı. Matuf sayının temyizi nasıl gelmeli? Mühendis'in müzekker mi? Sürekli bununla ilgili soru sorulmuş. Rical, racülün çoğulu, cemi, mükesser. Seyyidat, cemi, müennes, salim arkadaşlar. Açık elif sağında dik bir elif var. Sürekli bu kelime gelmekte. Daha önce de geldi biliyorsunuz. İşte dalibatta geldi. Müvezzafatta geldi. Tilmihizatta geldi. Yani bunu bilelim. Cemi, müennes, salimin olduğunu. Leyle ve yevm gelmekte. Seb'ete aşar. Nedir? Mürekkep bir sayıdır. Mürekkep sayının temyizi nasıl gelmelidir? 8. Selas kelimesi nedir? Müzekkerdir. Öyleyse buraya gelen kelime nasıl olmalıdır? Bununla ilgili sorular. Rakamları kelimelerle söyleyiniz. Şık yok. Şıksız sorularla pek de ilgilenmiyoruz esasen. Böylece deyimler, kavramlar, özet. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Zara ziyaret etti. Na beni. Beni ziyaret etti. Meful na burada. O yüzden Ayş Ru merfu olarak geldi. Yani hatırlıyorsunuz birden 10'a kadar olan rakamlar, sayılar artık ne diyeceksek. Rakam deniliyor genelde de. Bunlar neydi? Bir kere mebni değildi, murrepti. Bu yüzden ra merfu olmuş. Yani burada Ayş ra yazsaydı, ra da fetha olsa direkt yanlış derdik. Ama konu bununla ilgili değil esasen. Konu bunun temizin nasıl gelmeli? Soru bu. Ricalin şeklinde. Rical nedir? Racülani rical. Cemi mükesserdir ve mecrurdur. Bu şekilde mi olmalı? Gılmanin şeklinde mi? Etibba mı? Nisvetin? Dullabin? Acaba hangisi olmalıdır? Aşru müzekker olduğundan gelecek olan temiz müennes olmalıdır. Hangisi müennes sorusu var yani burada? Bir de ne olmalıdır? Cemi olmalıdır. Bir de mecrur olmalıdır. Burada kastedilen şey tabii ki nisvetin sonundaki T'den müennes olduğu açık cemidir ve mecrurdur. Dolayısıyla D şıkkı doğru olur. 2. Hangi temiz diyor? Yanlıştır. A şıkkı iştaraytu. İştara fiil to fail. Ben satın aldım ne? 20 kitabin. Problem şu. 20 nedir? Ukut sayı. Burada nasf halinde. O yüzden ya ile yazılmış. Daha önce söylemiştik.
Vav ile veya ya ile yazılabilir demiştik cümledeki akışa bağlı. Konu şu ama, konu ukut sayının temyizi nasıl gelmeli? Mecrur mu, mensup mu? Müfret mensup geliyordu arkadaşlar, hemen bakabilirsiniz. Müfret ve mensup gelmemiş. Müfret gelmiş ama mecrur gelmiş, mensup gelmemiş, hatalı yazılmış. Dolayısıyla A şıkkı yanlış. 3. Hangisinin yazımı doğrudur? Sayılardan hangisi doğru yazılmış? Mesela E şıkkına bakıldığında cevap E şıkkı diye belirtilmiş. Semaniyetun ve erba'une beyten. Buradaki semaniye ile beyt müzekkerlik müenneslik yönünden zıt olduğundan yazılış doğrudur. Bir kere C şıkkına baktığımızda çok açık bir ihlal söz konusu. Vahidun ve işara diye bir şey yok. Vahidun ve işruna olabilirdi ama. Dolayısıyla yazım yanlışı var. Erba'une ve hamsetun kalemen. Yine yanlış yazılmış. Diğerleri yanlış arkadaşlar. Cevapları zaten olduğundan buraya bakmıyoruz fazla ve hazırladığımız diğer bir nota geçiyoruz. Şimdi unutmuyoruz. T'li sayılara müennes adı verilmekte. Müennes sayı oluyor ve müzekker için kullanılıyor genelde. Erba'etun, selasetun şeklinde. Selasun şeklinde T'siz sayılara da müzekker denilmekteyiz. Denilmekte. Akılsıza delalet eden çoğulların müfret müennes hükmünde olduğuna dair bir kural var. Bu kural sayılarda geçersiz. Şu 5 şeyi tespit edebiliyorsanız üniteyi anlamışsınız demektir. 1. Müzekker ve müennes sayıları yani tespit edebiliyor musunuz? Bir sayı gördüğünüzde bu sayı müzekker, bu sayı müennes karar verebiliyor musunuz? 2. Sayıların hangi ad ile isimlendirildiğini biliyor musunuz? Bir sayı gördünüz. Bu ukut mudur, mürekkep midir, diğerlerine mi aittir? Hangi grup, hangi isme tabi bu sayı? Onu tespit edebiliyor muyuz? 3. Sayılardan sonra gelen temizler, müfret mi, tesniye mi, cemi mi, nasıl gelmeli? Hangi sayınınki nasıl gelir? 4. Bu temizler, merfu, mensup, mecrur nasıl yazılmalı? Yine sayılara göre değişmekte. Onu tespit edebilmeliyiz. 5. Sayıların kendisinin irabını bilmeliyiz. Yani temyizin irabı başka, sayıların irabı başka. Mesela hamsete aşara neydi? Fetha üzere mebni. Oysa fetha üzere mebni olmayanlar var. Olan var, olmayan var. Dolayısıyla hangi sayı mebni, hangisi muret bunları bilmeliyiz. Bunun dışında bir Arap ne diyelim sitesinden derlemiş olduğumuz bilgiler var. El adet aksamuhu ve irabuhu. Sayıların aksamı yani kısımları ve irabına dair ek bilgi diyelim. Bir kısmı az önceki kitapta geçmiştir, bir kısmı geçmemiştir. Bunun sonra tabi ayetler de var. Ayetlerde bakalım sayılar, temizler nasıl işlenmiş onlara da göz atacağız. Aksamul adet. Yani sayıların kısımları. Aksam biliyorsunuz. Kısmın kısman aksam. Cemi mükesser bir kelimedir. Yengasimu nedir? Yengasimul adet ila erba'at aksam. Sayılar dört kısma ayrılır. El adadul müfret. Müfret sayılar var. Mürekkep sayılar var. Ukut sayılar var. Bir de matuf sayılar vardır. Sayının müzekker ve müennes oluşuna dair hükümler. Müfret sayılar. Müfret sayılar 1 ila 9 arasında yer almaktadır. 10 da buna dahildir ama mürekkep olmadığı sürece yani onun yanına mürekkep ne diyelim? Ahada eşara. Bu artık müfret değil tabii ki. Bu yüzden diyoruz ki isnatsız olarak yani terkibe girmemiş halde tek başına eşara bulunduğunda müfret sayı olarak değerlendirilir. Leha neredeydi? Evet. Lehel kısm selasete ahkam. Bakın selasete geçti. Ahkam nasıl okunmalı? 3 sayısından sonra gelen kelime yani temyizi nasıl okunmalı irab yönünden? Ehkamin. Değil mi? Cemi ve mecrur olarak gelmeliydi. Unutmayalım. Selasete madem müennes görüldüğü üzere ehkam nasıl gelmiş? Müzekker gelmiştir. Hükmün, hükman, ehkam, cemi mükesserdir. Şu an Arapça basılmış bir kitaptan alıntı yaptık buraya onu koyduk. Şu an onları görmektesiniz. Ve gördüğünüz üzere kurallar tutmuş. El hükmul evvel, birinci hüküm. Vahid ve isneyin, yani 1 ile 2, o iki rakam 1 ve 2, bu iki tanesi.
Madud ile yani sayılan şey ile müzekkerlik ve müenneslik yönünden uyumludur. Örnekler: Fetatun vahidetun. Fetat müennes olduğundan vahidete görüldüğü üzere bu da müennes gelmiştir. Raculun vahidun. Her ikisi de müzekker gelmiştir. 1 ile 2 arasında demek ki ne var? Uyum vardır. İlk hüküm buydu. İkinci hüküm. El hükmü sani. Burada da 3 ila 9 arasını işleyeceğimiz belirtilmiştir. Burada da ne denilmekte? Matu yani ma'dud ile sayı teskir ve teknis, müzekkerlik ve müenneslik yönünden zıtlık içerisindedir. Bir muhalefet vardır. 3 ila 9 arasındaki sayılar, bu sayıların kendileriyle sayılmış olan şeyler yani temizleri arasında müzekkerlik ve müenneslik yönünden bir uyumsuzluk, zıtlık vardır. Örnek: Selase rical. Görüldüğü üzere sağ tarafta müennes bir sayı, hemen yanında gelen temizi müzekker gelmiştir. Burada da selas müzekker, fetat, feteyat müennes olarak gelmiştir. Müzekker müennes bir zıtlığı, muhalefeti vardır. 3 ila 9 arası böyle. El hükmü salis, üçüncü hüküm, müfrest sayıları irdelemekteydi yazımız. Burada da 10 rakamı ele alınmakta. Ve lehu haleten, onun için iki durum vardır. 10 rakamı, 10 sayısı için iki farklı durum söz konusudur. Eğer müfrett olarak kullanılırsa veya mürekkep olarak kullanılırsa, ikisini farklı farklı ele almışlar. En yekune müfreden, eğer aşara veya aşrate bu sayı tek başına kullanılırsa, bu durumda o ma'duda ne olur? Muhalif olur. Müzekkerlik ve müenneslik yönünden ma'duda zıt olacaktır. Emsile yani misaller, örnekler gördüğü üzere sağ tarafta müennes, hemen yanında örnek racül yani pardon rical müzekker olarak gelmiştir. Daha sonra sayı müzekker, yanındaki temizi müennes yani zıtlık devam ediyor. En yekune murakkeben, eğer mürekkep olursa yani mürekkep olması durumunda ne olur? Bu durumda ma'dud ile muvafık olur yani uygun olur. Müzekker müennes yönünden bir problem olmaz mürekkep sayılarda. Seb'ete aşara neydi? Bir mürekkep sayıydı. İki cüzü de fetha üzere mebniydi mürekkep sayıların. Ancak 12 bundan müstesnaydı. Hatırlayalım eskiliğimizi. Görüldüğü üzere burada aşara müzekker, racülen de müzekker. İkisi uyum içerisinde. Uyum var burada. Ama aynı zamanda ilk cüz ile de temiz, zıtlık içerisinde. Böyle bir şey de var. Hemen yan tarafta örneğimizde baktığımızda aşirate müennes, yanındaki imraten de müennes. İkisi uyum içerisinde. Ama mürekkep sayının ilk cüzü 1'den 9'a kadar olan kısım görüldüğü üzere müzekker seb'a gelmiştir. Yani temiz ile zıtlık içerisindedir. El idadül mürekkebe, mürekkep sayıya geldi sıra. Mürekkep sayı nedir? 10 ile birlikte yazılan sayılardır. 10 ki hemen sağında 1'den 9'a kadar bir rakam var. İşte buna mürekkep sayı denilmektedir. Ona dair de iki tane hüküm vardır denilmiş. El hükmül evvel, birinci hüküm. Yeşmelül adedeyn. Burada iki tane sayı kapsamakta ilk hüküm. İlk iki tane sayı nedir yani? Ahade aşer, isna aşer. Bu ikisi için şimdi konuşacağız. Yani 11 ve 12. Bunların ikisi de diyor 1 ile 2 gibidir. Yani normalde müfret sayılarda 1 ve 2 vardı. 1 ile 2 neydi? Mevsufi ile yani kelime ile uyum içerisindeydi, muvafıktı. Bu 1 ile 2 isterse mürekkep olsun durum değişmiyor diyor. Yine muvafık olur ma'duda. Müenneslik ve müzekkerlik yönünden uyum içerisinde olur. Sadece 1 ile 2 olsaydı müfret olarak bunun ma'dudu olmuyordu biliyorsunuz. Sıfat olarak geçmekteydi orada. Ama mürekkep sayılarda 1 ve 2 yani 11, 12 durumunda ne olmaktadır? Artık bunun bir temizi gelmektedir. Ama fark etmiyor. Yine 1 ile 2 ma'dudu ile müenneslik ve müzekkerlik yönünden uyum içerisinde oluyordu. Ahad'a aşara baktığımızda ahad müzekker, tilmiz de müzekker. İsna müzekker, mühendis de müzekker. 1 ile 2 örnek verdi. Görüldüğü üzere ilk cüz ile temiz, müzekkerlik, mühendislik bakımından uyum içerisinde. Sol tarafta müennesi örnek verilmiş. İhda müennes, tilmize de müennes.
uyum vardır. İsne tam mühendis, mühendise de mühendis. İkisi de uyum içerisindedir. 1 ile 2 böyleydi. Konumuz mürekkep sayılar. Mürekkep sayının 1 ile 2'sini işledik. Mürekkep sayının şimdi diğer kısmı. El hükmü sani, ikinci hüküm. Bakın sani, hani tertibi sayılar geçmişti. Fail kalıbına konulacak demiştik. Burada sani fail vezne konmuş. O yüzden el hükmü sani, ikinci hüküm dedim. İki hüküm demedim. Çünkü tertibi bir sayı bu. Tertibi sayıların temyizleri de olmuyordu. Onu da hatırlatmış olalım. İkinci kısım 13'ten 19'a kadar olan kısımdır. Bunlar ilk cüzü maduda muhaliftir. Ama ikinci cüz uyum içerisindedir. Selasete aşara amen. Selasete müennes, am kelimesi ise ne? Müzekker. Bir zıtlık var. Ama aşara am, yani ikinci kısım olan o aşar, onluk kısım ile temyiz, müzekker müennes bakımından yine uyum içerisindedir. Hemen yanında mühendis için örnek verilmiş. Orada da aynı şey geçerli. Elfazul ukut. Ukut sayılarına geldik. Ve hiye ukut sayıları nelerdir? İşrune selasune diye devam ediyor. Burada görüldüğü üzere tis'une de bırakılmamış. Mi'e ve elf, yani yüzde bin de buna ilave edilmiştir. Ama siz AÖF kitabına göre devam ediniz. Orada yüz ile bin yazmıyordu sanırsam. Dolayısıyla %1000'i siz ukut sayısı olarak ele almayın. Orada öyle ele alınmamış ise. Ve hazil a'lat, bu lafızlar diyor. Buradaki sayılar ne diyor? Müzekkerde de müenneste de yazılışı birdir. Değişmez. Kendilerinden sonra gelen temyiz, müzekker de olsa, müennes de olsa bunların yazılışları değişmeyecektir. Buna değinmiştik, hatırlıyorsunuz. Yani seb'une, seb'une diye yazılır. Kendisinden sonra müennes bir temyiz gelecek diye seb'une'yi değiştiremeyiz. Seb'une de müennes yapalım. Böyle bir şey yok. Seb'une müşterektir. Müzekker için de müennes için de kullanılır. Seb'une'yi örnek olarak verdim. Ukut sayıların tamamı için geçerli. Yani bunların müennes, müzekker gibi farklı bir kullanımı yoktur. Müşterektir. Kendisinden sonra müennes de gelse, müzekker de gelse fark etmiyor. Tis'une racülen denir. Tis'une fetaten denir. Fetat genç kız manasında, racül erkek manasında. Görüldüğü üzere sayıdan sonra müzekker kelime getirdik, sayıdan sonra müennes kelime getirdik. Sayının yazılışında bir değişiklik var mı? Hayır. Tis'une tis'une. Mi'e mi'e elf elf. Bir şey değişmedi. Elfun bin demekti. Mi'e yüz demekti. El-i'dâdül ma'tuf. Matuf sayılar. Matuf sayılar konusuna şimdi değineceğiz. Matuf sayılarda ne diyor? Min vahid ila tis'a. Ma'a elfazil ukut. Ukut sayılarla birlikte kullanılır. Birden dokuza kadar. Yani ukut sayının hemen sağında birden dokuza kadar rakam olur. Mesela selasune nedir? Ukut bir sayı. Hemen yanında ne var? Birden dokuza kadar dedik. İşte dokuz kullanılmış. Sekiz, yedi, bir fark etmez. Kullanılabilir. Ama aralarında vav olmalı. Ardından müfret mensup bir temyiz giriyordu. Şimdi ukut sayı için veleha hükman, onun için iki tane hüküm vardır. Birinci hüküm olarak, yani A şıkkı diyelim, bir olarak neye değinilmiş? Vahidun ve isneyn. Yani bir ile ikiye değinilmektedir. Bir ile iki yine değişmiyor. Yine nerede geçiyor? Evet, ma'dud ile müzekkerlik ve müenneslik yönünden yuvafikan, muvafıktır. 1 ile 2 hep böyle arkadaşlar. Yani nedir? Matuf sayı da olsa 1 ile 2 uyum içerisinde. Emsile, yani misaller. Vahidun ve işrune racülen. Vahidun müzekker. Racülen o da müzekker. Müzekkere müzekker uyum söz konusu. Müennes olsaydı ihda müennes, fetat o da müennes. Yine uyum var. 1 ile 2 daima müenneslik, müzekkerlik bakımından uyum içerisinde olur. İkinci şık olarak selaseden tis'aya kadar, yani 3'ten 9'a kadar olan kısma baktığımızda durum ne olmaktadır? Bu durumda da sayı ma'duda ama ilk cüzüne muhalif olarak gelmektedir. Diğer cüz ise zaten matuf sayı olduğundan değişmiyordu. Selase kelimesi müennes olduğundan temyizi müzekker gelmiştir. Tis'at kelimesi burada, yani tis'atun ve tis'une, tabi biliyorsunuz bu kelimeler mebni değil. Tis'atun iki tane ötre, yani temin verilebilir.
Tis'atun ve tis'une. Tis'atun burada müennes olduğundan alim kelimesi müzekker olarak gelmiştir. Zıtlık var yani. Tariful adet ve tezkir. Bu sanırım konumuzla ilgili değil. Elif lamın dahil olup olmaması ile ilgili. El-adedül mürekkep. Mürekkep sayı. La yekun olmaz illa ancak meftuhal cüz'eyn. İki cüzde meftuhtur. Erba'a aşrate. Erba'ate aşara. Vessabi'a aşara. Vessabi'ate aşrate. İlla ma yekun diyor. Birinci cüz diyor. Müsenna olduğunda kendisine müsenna hükmü yapılır. Buranın önemi yok. Bunu niye buraya koyduk? Yani mürekkep sayıların iki cüzünün de fetha olduğunu hatırlatmak için. Lakin hatırlarsınız ikinci yani 12 derken ilk cüz olan o ikinci yani iki sani kısmı fetha üzere mebni olmamaktaydı. El-vâhid vel-isnân yuvâfik demiştir. Bir ile iki fi kulli hal yani müfredde olsun, terkipte olsun, atıfta olsun yani matuf sayı olsun veya terkip olsun veya müfret olsun fark etmez. Bir ile ikiyi gördüyseniz bilin ki o uyum içerisindedir. Müzekkerlik, müenneslik bakımından bir zıtlık orada olmaz. Raculun vahidun. Vahid kelimesi burada müfret olarak birdir. Racul müzekker, vahid de müzekker. Uyum var mı? Var. İmraatun vahidetun. Vahidetun yine müfret olarak kullanılmış. İmraatun ile uyum içerisinde müennese müennes. Bir ile iki böyle müfret olarak kullanılmış. İsnani, isnetani sağlarındaki kelime yine müzekker müennes olarak uymuş. Bu iki satır yani raculun vahidun, imraatun vahidetun. Raculani, isnani, imraatani, isnetani. Bunlar müfret olarak kullanıma örnekler. Hemen altta ehada aşara artık mürekkep sayılardan örnek vermeye başladı. Buradaki bir yine temyiziyle uyum içerisinde. İhda yine temyiziyle uyum içerisinde. Müennes, müennes. Hemen ardından vahidun ve işrune. Şimdi de matuf sayılardan bir ile iki örnek veriyor. Vahid, racül yine müzekkere müzekker. İhda, imra'e, müennese müennes. Yine uyum söz konusu. Bir ile iki o şekildeydi ama 3'ten 10'a kadar olan sayılar. Fi külli hal her yerde madud ile zıttır. 3'ten 10'a kadar olan sayılar. Sevan kâne zâlik fil ifrat ev terkîb ev at. Bu diyor 3'ten 10'a kadar olan sayının biz buna 9 diyelim. Matuf sayıda olup olmaması, terkibi sayıda olup olmaması, müsnet olarak olup olmaması fark etmez. 3'ten 9'a kadar daima zıtlık var. Seb'ate burada müfretliğe örnek. Müfret bir sayı. Rical. İkisi zıt mı? Evet. Birisi müennes, birisi müzekker. Seb'ate aşer. Mürekkebe örnek. Burada seb'ate müennes. Racül müzekker. Yine zıt. Tis'atun ve tis'une racülen. Burada da matufa örnek. Arada vav var çünkü. Tis'atun yine müennes. Racülen müzekker. Yine zıtlık var. Yani 3 ila 9 arasındaki sayılar, bu rakamlar, İsterse müfret olarak bulunsun, isterse mürekkep olarak bulunsun, isterse matuf olarak bulunsun fark etmez. Daima temyiziyle müzekker müennes bakımından zıttır. 1 ile 2 de aynı şekilde ister müfret olsun, ister mürekkep olsun, isterse matuf olsun daima uyum Ne diyor burada? Bu hükümden diyor sadece tertibi sayılar istisna edilir. Tertibi sayıların çünkü nesi vardı? Temyizi yoktu. Onlar daima uyum içerisinde olurlardı. Sayı temyizlerine ayetlerden örnekler verelim. Yusuf suresi 4. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İz gâle Yusuf li'ebîhi ya ebeti inni ra'eytu ahade aşara kevkeben. Ahad 1. Az önce söylemiştik. 1 ve 2. İster müfret olsun, ister mürekkep olsun, ister başka ne olabilirdi? Matuf olsun. Fark etmez. Temyiziyle uyum içerisindedir demiştik. Zaten müfret olarak olursa temyizi de yoktu. Onu da tekrar altına çizelim. Ehad müzekker, çevkep de müzekker. Uyum var. Burada yazmışız. Evet, mürekkep sayıların ilk cüzüyle temyizlerin uyum içerisinde olduğunu unutmayalım.
2. Hakka suresi 7. ayet. Seharaha aleyhim seb'a leyalin. Seb'a kelimesi, yani rakamı, seb'a nedir? Müzekkerdir. Öyleyse temizlerine gelmesi lazım. Müennes gelmesi lazım. Ama şuna da değinelim. Az önce mesela ahadayı sadece, ahadayşara kevkebeni sadece müennes müzekker uyumu içerisinde anlattık. Oysa başka bir şey daha vardı. Ahadayşara nedir? Mürekkep bir sayıdır. Mürekkep sayının burada kevkep yani temizinin müsret mensup gelmesi gerektiğini de hatırlatalım. Yani kevke bin olmazdı değil mi? Kevke bun olmazdı. Müsret ve mensup olmak zorundaydı. Öyle bir zorunluluk da vardı. Şimdi seba ile yer, seba müzekker olduğundan temizinin müennes olması zorunlu bir. İki, temizinin mecrur olması gerekiyor. Üç, temizinin cemi olması gerekiyor. Temizleri neden mecrur olur? Çünkü burada sayılar, rakamlar muzaf olmakta. Muzaf leh mecrur olur. Bu daima böyledir. Leyal kelimesine baktığımızda bu kelime nedir? Leyal kelimesi cemi mükesserdir. Yani cemidir. Öyleyse ne yapmamız gerekir? Cemilerin daima müfredini baz almamız lazım. Hemen müfredine inip bakalım. Müfredi bunun müzekker mi müennes mi? İndik baktık ki leyletün gelmiş. Şuraya yazmışız zaten. Yani not alanlar rahat alsın diye. Konuşmalarım hızlı olabilir. Yazı var. Leyletün müennestir. Seb'a da müzekkerdir. Dolayısıyla zıtlık var. Eşittir. Zıtlık var. Problem yok. Semaniye kelimesi, yani semaniyet kelimesi görüldüğü üzere nedir? Müennestir. T ile yazılmış. Madem ki müennes, temizinin müzekker olması gerekir. Eyyan. Müzekker mi? Evet. Yevmun. Yevmani eyyan. Yine cemi mükesser. Müzekker olarak müfredi yer almakta. Cemidir. Aynı zamanda mecrurdur. Bunların cemi de biliyorsunuz. Cemi ve mecrur gelirdi. Üçüncü ayet örneği Hud suresi 65. Burada ne yazmış? Fî dârikum selâsete eyyâmin. Selâsete kelimesi müennes olduğundan eyyâmin, müzekker, yevm az önce geçmişti aynı şey. Maide suresi 23. ayete baktığımızda ne görmekteyiz? İsney aşara negîba. Evet, burada da yani isney nedir? Esasen isnani İsna isneyn. Yani ne denilmişti? İsne aşara nedir arkadaşlar? Mürekkep bir sayı. Yani bileşik bir sayıdır. Bileşik sayılar fetha üzere mebnidir. İlla iki kısmı hariç. İki sayısı hariç. Şimdi iki burada ne durumunda? Hem mensup olabilir hem mecrur olabilir. Tesne irabı alır diye AÜF kitabında yazmaktaydı. Tesnelerin irabı elif ile merfu, ya ile hem mensup hem mecrur olurdu. Ne demiştik? İki sayısı daima temiz ile uyum içerisinde olur. İki sayısının mürekkep veya ukut olarak yani mürekkep veya ukut sayı ile yani matuf sayı olmasında bir fark yoktu. Dolayısıyla iki sayısı müzekker, nakip de müzekker. Nakip kelimesi aynı zamanda gördüğünüz üzere nedir? Müfret ve mensuptur. Tevbe suresi 36'ya baktığımızda aynı şey söz konusu. İlk cüz ile temyiz uyum içerisinde müfret ve mensup aynı zamanda. Maide suresi 26'ya baktığımızda Erba'ine seneten, Erba'in ukut bir sayıdır. Erba'une Erba'ine iki şekilde yazılabiliyor demiştik. Vav ile merfu, ya ile mensup ve mecrur hali olur diye söylemiştik. Temizlerin müfret ve mensup gelmesi gerektiğini ifade etmiştik. Ama müennes müzekker mi olacak diye sorulduğunda müennes de olabilir, müzekker de olabilir. Bir fark yok diye belirtmiştik. 7'ye baktığımızda Araf suresi 155. ayet. Müfret mensup, müzekker müennes diye bir şey yok. Müfret mensup olarak gelmesi gerekiyor. Racül temizdir burada. Seb'ine ukut sayımız. Seb'une seb'in iki şekilde de olabilirdi. Raculen müfret ve mensuptur. 8'e baktığımızda seb'e sayısı müzekker olduğundan temizinin müennes gelmesi, cemi olması ve mecrur olması gerekirdi. Semavat da öyledir. Semavat, cem'ü sema. Sema kelimesinin nesidir? Cimisidir.
Yani sema kelimesi de yine neydi zaten? O da mühendis. Çünkü Elif'in Memdude ile yazılmıştır. Bakara suresi 261. ayete baktığımızda Seb'e senabil. Seb'e müzekkerdir. Senabil müzekker mi değil mi? Senabil evvela nedir? Cimidir, mükesserdir. Cimi, mükesserdir. 7'nin yani aslında 3 ile 10 müfret diyelim. Müfret sayılan temizleri mecrur olmalıydı. Senabil neden mecrur değildir? Çünkü mefaile bu iki vezin müntehel cumu olarak adlandırılmaktaydı. Bunlar gayr-i munsarif olmaktaydılar. Dolayısıyla senabile kelimesi gayr-i munsariftir. Gayr-i munsarifin cerhali fetha iledir. Yani senabil kelimesi nedir? Şu anda mecrurdur. Ne ile mecrur? Fetha ile mecrur. Cer alameti fetha yani. Cer denildiğinde aklınıza sadece esre asla gelmesin. Cer eşittir esre böyle bir şey yok. Yani cer alametlerinden bir tanesi esredir, bir tanesi fethadır. Farklı farklı vardır. Senabil kelimesi esasen mühendistir. Çünkü ne demiştik? Çoğul kelimelerin müfretlerini baz almalıyız, müfretlerini bulmalıyız. Müfredi sümbüle. Cem'u sümbüle tin. Sümbüldür müfredi. Dolayısıyla mühendistir yani. Sebale müzekkerdir. Zıtlık var, problem yok demeye devam ediyoruz. Ona baktığımızda burada icab kelimesi sıfat olarak gelmiştir. Yani temiz değil ama seb'a sümbülat az öncekiyle aynıdır. Yine sümbül, sümbületin, sümbületün hatta cemi atarsak sadece sümbületündür müfredi. Dolayısıyla müennestir. Mülk suresi 3. ayet ellezî halaka seb'a semâvâtin. Semavat kelimesi sema kelimesidir müfredi. Müfredi madem ki müennestir çünkü elif-i memdude almıştır. Öyleyse cemisi de müennes kabul edilmiştir. Sema de müzekkerdir. Müzekker müennes uyumsuzluğu var. Dolayısıyla problem yok. 12'ye baktığımızda selasune ukut sayı, selasune ukut sayı, hamsine ukut sayı, sittine ukut sayı, seb'ine ukut sayı. Ukut sayıların temizleri müfret ve mensup gelirdi. Hem müfret hem mensup olarak temizleri gelmiş. Müzekker de olabilir, müennes de olabilir temizler. Bunda bir problem yok demiştik. 17'ye bakalım. 17'ye baktığımızda tis'un inne hâzâ ehîlehu tis'un ve tis'ûne ne'ceten. Ne olmuştur? İlk cüz olan 9 ile temiz, nace kelimesi müzekkerlik, müenneslik bakımından birbirine zıttır. Eşittir. Bir uyum var. Problem elbette olamaz. Bunu hatırlatmış olduk. Sad suresi 23. ayet. 18'e baktığımızda miye kelimesi 100. Bunun temizi de müfret ve mecrur gelirdi. İşte müfret mecrur olarak gelmiştir. 3'ten 10'a kadar olan sayıların temizliğine dair ilk bilgi vermiştik. Esasen buna kısmen AÖF kitabını işlerken de değinmiştik. Ne demiştik? Kavm, rah gibi ismi cemi olan bir kelime temyiz ise min ile mecrur olabilir. İşte erba kelimesinden sonra min ardından dair gelmiştir. Niye dair nedir? Bir ismi cemidir, bir cins isimdir. Yani dolayısıyla min ile mecrur olmuştur. Sebebi budur yani. Sayı ile temiz arasına neden min dahil olmuş diye bir soru. Şimdi temizin kısımlandırılmasına dair tekrar bir şeye göz atarak bir iki farklı soru çözümleyeceğiz. Temyizi iki kısma ayrılabilmek, iki kısma ayırmaktayız. Genel olarak ikiye ayrılır. Bir, temyizi nisbe, iki, temyizi zat. Temyizi nisbe ve temyizi zat olarak temyizi ikiye ayırabiliriz. Birincisi, temyizi nisbe veya temyizi cümle diyebiliriz. Buna merhuz adı vermekteyiz. Merhuz ne yapar? Sağındaki mübhem cümleyi yani kapalı cümleyi açıklar. Fazal kub maen. Faze doludur. El kubu bardak maen su yönünden doludur. Diye devam ediyor. Ve zara'na el arz diye devam ediyor da. Şimdi burada anlatılan şey nedir? Cümledeki kapalılığı beyan etmesidir. Buna ne diyoruz? Hem melhuz, hem cümle, hem nisbe.
Temyiz-i nisbe nedir? İşte melhuzdur. Temyiz-i nisbe nedir? İşte cümledir diye ayırt edilebilir. Onun da kısımları var esasen. AÜF kitabında sadece melhuz denip geçildiği için biz de öyle yapıyoruz. İlahi kısmı yani iki kısım ayrılır. Dört çeşit de melfuz var. Ağırlık, hacim, uzunluk, bir de sayı. Yani demek ki şöyle diyebiliriz değil mi? Melfuzun zıttına ne denilir? Melhuz yani nisbe. Öyleyse melfuz iyi derlersek hemen bu dört kısmın dışı ne deriz? Melhuzdur, nisbedir, cümledir deriz. Ağırlık, hacim, uzunluk ve sayıydı. Şimdi mümeyyiz bu dört maddenin dışındaysa ona melhuz denir. Melhuz cümle, melfuz müfrettir. Genel olarak bu şekilde adlandırılır. Şimdi ihtisasa giriş sınavı var. Biliyorsunuz şu an ön lisans okumaktasınız. Yani çoğu en azından video izleyenlerin çoğu ön lisansla okumaktadır. Ön lisans biter, işte DGS diye bir kavram var. DGS ile ili tam okunabilir. 3-4 bitebilir. Ardından vaizlik, müftülük düşünenler ihtisas sınavına girecektir muhtemelen. Girmek zorunda yani müftülük için. Sınava girdiğinizde işte bu şekilde sorular karşınıza gelebilmektedir. Bu soru ihtisas sınavına giriş 2014 yılının sınavından alınmış. İhtisasa giriş sınavı. Aşağıdakilerden hangisinde temyiz-i nisbe yoktur? A şıkkında yoktur. Neden yoktur? Çünkü burada ne var? Sayı var. Değil mi? Ahada aşara. Ahada aşar sayı. Sayı nereye dahildi? Melfuza dahil idi. Melfuzdur. Dolayısıyla melhuz yani cümle yani nisbe değildir. Çözümlemesi kolaydı. Onu göstermek istedik. Diğerlerinde sayı yok. 9'a baktığımızda sayıların temyizi ile ilgili hangisi yanlış yazılmıştır? Çok kolay bir soru ve konumuzla aşırı derecede alakalı yani konumuz olan bir soru esasen. Bu soru yani A şıkkı tamam işaretlenmiş zaten de neden A şıkkı diye. Yani bu A şıkkının yazılışında ne hata var diye şimdi videoyu durdurup çözümleyebiliyor musunuz? Çözümleyebiliyorsanız bilin ki yani 4 yılı da bitirmişsiniz. Ardından vaizlik, müftülük sınavına girmişsiniz ve oradan bir soru yapmışsınız. O kadar ilerlemişsiniz demektir. Burada A şıkkında ne gibi bir hata söz konusu? Hata şu. Sitte kelimesi müzekker mi? Evet. Rical kelimesi o da müzekker. İşte olmadı. Hata bu. Ne demiştik? 3 ila 10 arasındaki sayılar ile temyizleri ne olurdu? Temyizi ile bu sayılar, bu rakamlar müzekkerlik, müenneslik yönünden zıt olur demiştik. İşte bu zıtlık burada uygulanmamış. Dolayısıyla bir yazım hatası söz konusudur. Mesela D şıkkında neden hata yok? Seb'ate müennes yazılmış değil mi? Sonunda T var. Eşhur müzekker. Dolayısıyla zıtlık var. Problem yok. Kuralı devam ediyor. Tis'a resail. Tis'a müzekker. Acaba resail ne? Resail, cem'u risaletin. Ne yapıyorduk? Müfredlerine bakıyorduk. Müfredi risaletun. Risale diye gelmekte. Yani teli, yani müennes. Bu durumda sayısının, yani rakamının müzekker olması doğrudur. Eşittir, bir hata yok. Beş yakında hamis aşer tertibi, değil mi? Bir sıra sayısı bunların temizlerinin gelmediği AÜF kitabında yazmakta. Dolayısıyla bunun temizi yoktur, bu yanlıştır gibi bir kanıya, şüpheye kapılmamak gerekir. Yani hata yok. A şıkkı hatalıydı.